86 yıl sonra buna bu zaten camiydi. Camiden tekrar ibadete çevrilmesi bence çok uygun. İslam'a da uygun. Millet için de çok 2020 yılının en güzel haberi, en sevimli haberi. Çünkü kazalarda, belalardan artık yaşamadığımız hiçbir felaket kalmadı. En güzel olay bu olsa gerek diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Müslüman milletine hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Vatanımıza hayırlısı olsun inşallah. Vallahi güzel oldu ya. İyi oldu yani bence açılması. İnşallah böyle devam eder bundan sonra da artık. Çok güzel bir şey. Bekliyorduk. Ama 300 sene ama 500 sene sonra muradımıza erdik. Müslümanlar olarak hepimiz mutluyuz. Dünya için en güzel şey oldu. Ama bugün Bursa da bir başka güzel. Bursa neden güzel? Ulu Cami de bir başka güzel bugün. Ayasofya'yı bizlere hediye eden, kazandıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin dedeleri Osman Gazi, Orhan Gazi hemen Ulu Cami'nin öbür tarafında yatmakta. Emin ol, gittik, gördük. Onların kabirleri de gülüyor. Ulu Cami de gülüyor. Ulu Cami'nin cemaati de gülüyor bugün. Ki Ayasofya, ey Ayasofya, dedelerimizin, babalarımızın özlemleri, hayalleri, biz onların özlemlerini, hayallerini dinleyerek büyüdük. O Ayasofya bizim de özlemimizdi. Benim de özlemimdi. Şükürler olsun. Ayasofya, Ayasofya ezanlar için idam edilen Adnan Menderes'in de özlemiydi. Ayasofya Özal'ın da özlemiydi. Ayasofya Erbakan hocamızın da özlemiydi. Ama Ayasofya, Ayasofya, ne mutlu sana Ayasofya. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a açmak nasip oldu Ayasofya'yı. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmesek dahi Ayasofya'yı açtığı için sevmeye mecburuz. Reis, reis, biz seni seviyoruz. Allah bizim ömrümüzden alsın, sana versin reis.